Günaydınlar. İsmim Kenan. Kenan Canan. Antalya'da yaşıyorum. Memleket Kayseri. Ama aşağı yukarı bir son 50 yılımı Antalya'da geçirdim. Kısa bir süre Almanya'da bir eğitim şeyimiz oldu. Onu yaptık. Tarihçiyim, arkeoloğum, kazılarda falan bulundum bir süre. Sonra yabancı şirketlerde çalıştık. Derken hiçbir yerde uzun fazla duramadığım için de beni rehber yaptılar. Rehber yaptılar. En ekonomik şekli bu oldu herhalde. İnceden asker tipi de olsun. İnceden asker tipi de olsun. Yok. Bir ara bir pilotluğa girer gibi oldum. Olmadı. Sonra dil tarihte asistanlığa başladım. Onu da şey yapamadım. Hemen oradan da kaçtım. Şey olmadı pek. İstikrarlı olmadı ama istikrarsızlığım istikrarım oldu. Amasya Berkün'ün coğrafik jeolojisiyle, coğrafyasıyla bakınız. Ondan sonra bitki örtüsüyle Anadolu'nun en ilginç yerlerinden biri, kırılma yerlerinden biri, aynı zamanda tarihiyle de öyle. Kuzey ile Orta Anadolu'nun bağlantı yerlerinden birisi. En önemli bağlantı yerlerinden birisi. Onu da Yeşilırmak'a koyduk. Yeşilırmak yardı açtı Kuzey Torbası. Onu tarih izledi. Size daha sonra yolda giderken bana hatırlatıyor, şeyi anlatıyor. Nuh tufanı ile ilgili olarak bunu hep hikaye, sadece söylence olarak dinledik. Onun delilleri var. Karadeniz'de bilimsel olarak çıkmış bütün yer hareketi, hatta Konya'yı Göbekli Tepe'lere kadar bağlayan çok ilginçtir. Onları da size anlatmak istiyorum o yolda. Ha, diri görürsem ve ben diri kalırsam bugün. Olmadı ya. Ama o konuyu bana unutturdu. Tufan. Karadeniz'de tufan. Nerede o zaman? Karadeniz'de tufan. Nerede anladın? Araçta. Onu araçta anlatayım ki şeye gitmesin. Şimdi buranın ilk yerleşimi bizim bildiğimiz. Şimdi mezarlar var. Kaya mezarları. Kaya mezarının yan tarafında bir teras var. Bir de ortası var. Orta bölüm. Normalde böyle yukarı doğru çıkılır ve şey, mezarlara doğru yürünür. Onun tam geçinde minarenin arka tarafında hafif bir meyil var. Çalılık vardır. Gölgede kalıyorsunuz. O alanda kalıyor. O alanda bulduğumuz en son şeylerle arkadaşlar aşağı yukarı hani Tunç'un ilk çıkarıldığı dönem milattan önce 6-7 bin yıl öncesine ait izler çıktı orada. 6-7 bin yıl. Biz sanıyorduk ki Pontus Roma, kaya mezarları. Bize de hep yıllarca bunlar anlatıldı. Biraz bir kazıyla, kendi ekiplerimizin yaptığı kazılarla çok ilginç şeyler çıktı. Onun içerisinde ok uçları var. Ama onların çıktığı zamanda, o zamanda bu kalede, bu mezarlarda henüz yoktu. Şu anlama geliyor, şu an insanlar bir şekil ırmağın öbür tarafında kendilerini korumaya aldılar. Bir şeyden korktular. Yavaş ya hayvanlardı, ya doğal afetlerdi, taşıyordu. Güvendiyse ve orada mağara gibi bir şeyler buldu. O mağaralar daha açılıyor, çalışmalar yapılacak. Bakalım ilginç şeyler çıkar, küçük yerleşimler var. Şeylere gelince, bu kaya mezarlarına gelince, bu kaya mezarlarının hiç şeye giden oldu mu ya? Bu Fethiye tarafına falan gidiyor. Fethiye tarafına bir giderseniz, Antalya tarafına giderseniz, bu kayalara oyulmuş muhteşem şeyler var. Dalyan'dan. Evet. Afyon'da da, Afyon Dalyan'dan. Frig Vadisi'nde de var. Arkadaşlar, o köşe, Fethiye köşesi, Türkiye'nin her tarafına ters gelen. Allah'tan biraz ters geliyordu ama Türkiye'de bu kadar güzellik bir arada oluyor.
denizin altında, üstünde, her yer. Bu kadar mı güzel? Bir kere oraya fırsat olursa mutlaka o bölgeyi aklınızda tutun. Şeye geldiği zaman, bunlar kral mezarları. Çok büyük olanları. Kralların bir derdi var. Kralları. Pontus kralları diyoruz. Bu kralların bir derdi var. O da şu. Ben ölmeden şu mezarıma bitiririz. Daha bunların geçmişinde, gitmişinde bir tane örnek yok ki adamcağız mezarını bitirmeden öldüyse bil ki son yazıtı oğlu yazdı. Babasını yatırmıyor. Kendi yatıyor. Kendi mezarının parasını ödettiriyor babayı. Her ne hikmetse kral olduğunda en büyük mezar benim olsun. En büyük senin mezar benim olursun, bu sefer inşaat süresi çok uzun. Bunları oymak, küçük bir keskiyle oyduğunu düşün. 20 senelerde falan anca yapıyorsun. Böyle bir lanet süresi var. Babadan oğla mı büyüdü? Hayır, oğul babadan çalıyor mezar. Çalıyor işte. He. Çalıyor. Şey yapıyor. Ondan sonra kendisi zamanında bitirdiyse mezarı, anıtı yazdırdıysa babada kalıyor. Ama krallık bu ara baba ölmeden çocuğa geçtiyse o kapıyor mezar. Hepsinde bir kural değil ama bunun çok örneği var. Fethiye'de, Dalyan'da, Bülbem'le. Bunlardır. Bu demek oluyor. Demek ki yani babası öldükten sonra geri kapıyor. Sahte kral da var burada. Sahte değil, güç onda. He? Güç onda, yoksa babanınkini alamaz ki. Güç onda. En üstteyse bir kale görüyorum. Bu kalenin ilki, M.Ö. 4. yüzyıl. O en alttaki kaideler 4. yüzyıla kadar gidiyor. En üstteki kale. Bak, bu aşağıdaki kısım dedim ki 3000-4000. En yukarıdakine dedik ki 300-400 milyaklarına, yani 2500 yıl. Aşağı yukarı en yukarıdaki. Şu haliyle, şu haliyle bu İlhanlılar diye bir şey duyduk ya. İlhanlılar Beyliği. İlhanlılar Beyliği. İlhanlılar Beyliği. Şimdi onu da unutmuyoruz. Bana müzede bir şey anlatın. Mumya göstereceğim size. Mumya. İlhanlılar. İlhanlıları Türk beyliklerinden biri olarak biliyoruz. Orada ilginç bir hikaye var. Türklerin mumyaları. Tamam. İlhanlılar gerçekten kimlerdi? Onu da şey yapacağız. Amasya Şehzadeler şey. Boşuna mı adam? Ya Osmanlı Balkan'ı görmüş. Osmanlı Konya'yı görmüş. Kayseri'yi görmüş. Antalya'yı görmüş. Her tarafı, Şam'ı görmüş, Bağdat'ı görmüş. Peki niye burayı seçiyor Şehzade için? Burada olup biten çok şey var. Tarihte olup biten inanılmaz şeyler var. Burada dehalar. Burada o kadar çok bilgi bir araya geliyor ki. Biz belki bugünkü durumda yadırgar. Doğudan şamanlar geldi mi? Doğudan Moğollar geldi mi? Doğudan Türkler geldi mi? Persler geldi mi? Buranın Yunanlılar geldi mi? Romalılar, Bizanslar, her şey var burada. Hepsi var. Her şey var demek çok fazla sayıda farklı bilgi var. Ve en bilgi de en iyi de oralar. Osmanlı burada. Şehzadeler kenti olarak. Burayı şey yaptık. Bak, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu bu. Selim. Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim Han. Yavuz Sultan Selim. Bu şehzadelerimizle, bu şehzadelerimizle. En babaları burada eğitim aldı mı bunlar? En büyük yükselişler burada mı? Peş peşe. Bir de Süleyman abim de buradan. 3. Murat, 3. Murat yazmış altına ama ben Kanuni'ye benzer. Ama burada
gariban gariplerim de var. Şöyle ileride küçük bir şey var, defter gibi bir şey var. Orada da şehzade olarak buraya gönderdiler de yanını kurtaramadı. Bir de onlar var. Şehzademize ha? Ama Osmanlı şeyi yaparken, buraya gönderirken öyle git orada biraz yat gel ayağı yok öyle. Yat gel ayağı yok. Canlarını dişlerine takmak zorundalar. Önce kendi canını kurtar bakalım da. Kafan ne kadar çalışıyor? Kasların ne kadar çalışıyor senin? Bir onları görelim. Ondan sonra beri gel. Geri batıya doğru. Ama bir şey görüyorlar. Burada öyle bir Bizans oyunları var ki. Şurada. Hemen arkasında Trabzon'da. Pontus. Yabancı değil. Bazen birbirimize kızarlar. Buradakiler de birbirinde kızdığında falan Pontus'u falan der. Pontus'lu iflah olmaz lafını Hristiyanlık döneminde de diyorlar. Bu bölgenin adamı iflah olmaz. Şöyle bir tane yuvarlak bir şey görürsün. Ne olduğuna bakmadan kapat. Şöyle dokunarak değil. Kafasını vurdu. Karakteri hala farklı mı ya? Aynı değil mi? Bölgenin hele şeyi sinirlidir. Şeyleri vardır. Çok hızlı ve fevri davranışlar vardır. Ve canlıdır, kıpır kıpırdır. Şimdi o sirayet etmedim Allah aşkına. Buradan gelenler en çok size yakın. Ha orada Sakarya, Adapazarı. Trabzonlular evet. Her şeyden. Canlıdır böyle kıpırıldığım bir şeyler olur. Zaten horonundan belli. Yani. Horonundan belli. Şehrimizin adı. Amasya. Bir şey daha var. Bravo. Amasya ismi aslında. Elma adı buradan gelir. Evet. Evet. Amasya elması. Yeryüzüne elma buradan dağıldı. Amasya adı da onunla bağlantılı derler. Amintos'tur. 3-5 tane farklı şeyi var. Versiyonu var onun. Elmanın ana vatanı burası yani. Ha? Elmanın ana vatanı burası. Elmanın ana vatanı burası. Kirazın da Giresun. Dünyaya kiraz da Giresun'dan yani. Onlar hala fındık desin. Fındık yine Ordu civarından. Ordu civarından. Onunkini tam şey yapamadık ama fındık desem olur mu? Fındık de ya. Fındık de. Ama çayı aldık. Çayı dışarıdan getirdik. Çayın kökü de şeydir Rize'den. Çay yeni geldi Rize'ye. Evet, evet doğru. En fazla 100 yıl mazisi var. Rize'liyle konuşsan çayı icat eden o. Yok.